Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere tam buğday unundan hamur nasıl açılır sadece iki püf noktasını vererek anlatacağım. Şimdi yoğurma kabımın içerisine unumu alıyorum. İçine beyaz un katmadım arkadaşlar. Sadece tam buğday unu kullanıyorum. Diğer una göre sadece rengi birazcık esmer oluyor. Şimdi üzerine tuzu ilave ediyorum. Şimdi önemli püf noktasına geçelim arkadaşlar. Sadece 2 tane nohut büyüklüğünde limon tuzunu sıcak su ile ıslatıyorum. Ve bunu içerisine katacağım. Sıcak suyu döküp biraz kaşıkla karıştırdıktan sonra hemen eriyor. Şimdi bunu katıyorum unun içerisine. Ve bir bardak da yoğurt suyu katıyorum. Bunları kattığım için unun kalitesi daha iyi oluyor arkadaşlar. Açılması kolay oluyor yani. Şimdi suyu da ilave ederek hamurumu toparlıyorum. Ben bunu annemden ve babaannemden öğrendim. Eskiden annem böyle yapardı. Tam buğday unu olurdu eskiden. Açılması zor olduğu için içine yoğurt suyu ve limon tuzu katardı. Bu sayede çok kolay bir şekilde açılırdı. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olur. Gördüğünüz gibi hamurumu yaptım. Çok fazla katı veya çok fazla cıvık yapmadım. Kulak memesi kıvamında. Yakından bir göstereyim sizlere. İçindeki kepekleri görüyorsunuz arkadaşlar. Tam buğdayın unun içinde kepek daha fazla oluyor. Biraz rengi esmer oluyor diğer una göre. Ama lezzeti gerçekten çok güzel oluyor. Eğer siz de evinizde tam buğday unuyla hamur açmak istiyorsanız benim yöntemimi kullanarak kolaylıkla açabilirsiniz. Şimdi göreceksiniz nasıl açıldığını. Şimdi bezelerimi yapıyorum. Bezelerimi yapıp bir kenara aldıktan sonra açma işlemine geçeceğim. On tane beze çıktı verdiğim ölçüden. Malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi ilk bezemi açıyorum. Yakından bir daha göstereyim sizlere. İçindeki buğday kepekleri görünüyor zaten. Yine aynı unla açıyorum. Beyaz unu asla kullanmadım. Beyaz una göre biraz daha hafif bastırarak açalım arkadaşlar. Hafif hafif dokunuşlarla açıyorum. Gözleme tavasında pişireceğim. Lavaş ekmeği şeklinde yapıyorum arkadaşlar. Yani fazla büyük açmıyorum. Azar azar un ilave ediyorum ve hafif dokunuşlarla açıyorum. Fazla bastırırsak yapışmalar olabilir. Şimdi ilk ekmeğimi pişiriyorum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bakın yine göz göz kabarıyor. Pişirdiğimiz ekmekleri üst üstüne koyalım yumuşak olması için ve üzerini de kapatalım. Bu sayede daha yumuşak oluyor. Şimdi ikinciyi açıyorum. Lif oranı yüksek olduğu için daha faydalı arkadaşlar bu un. Ben de bu yüzden bunu yapmak istedim. Eğer siz de yapmak isterseniz bu yöntemi deneyerek yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yine göz göz kabardı. Sadece rengi esmer oluyor.
Bakın yine göz göz kabarıyor. Yumuşacık da oldu. İsterseniz tereyağı da sürebilirsiniz. Veya yemeklerde de tüketebilirsiniz. Sayfamda ekmek açma dersi olaraktan paylaştım arkadaşlar. İsterseniz oradan da takip edebilirsiniz beni. Şimdi yine bir tane daha gösteriyorum sizlere. Nasıl kolay açıldığına bir bakın arkadaşlar. Bu unun içerisine limon tuzu veya yoğurt suyu katmasaydım bu şekilde kesinlikle açamazdım. Dökülürdü, yani kopmalar olurdu. Yoğurt suyunu ve limon tuzunu kattığımız zaman daha da özleşiyor ve açılması çok kolay oluyor. Önce de söylediğim gibi ben bu yöntemi babaannemden ve annemden öğrendim. Eskiden şimdiki gibi beyaz unlar yoktu. Değirmende öğütülüyordu unlar. Annem böyle yapıyordu. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Denemek isteyenlere de şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Tariflerimden hemen haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Yazmak ve sormak istediğiniz bir şeyler olursa da bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ağır çekimle bir gösteriyorum. Bakın nasıl açıldığını. Yırtılma, bozulma asla olmadı ve çok kolay bir şekilde açıldı. Şimdi sizlere videonun sonunda yumuşaklığını da göstereceğim. Gerçekten çok güzel oldu. Ve burada videomu sonlandırıyorum. Başka güzel videolarda ve başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.